İkinci sayfadan günaydın sevgili izleyiciler. Bakın dün Twitter diyeceğim yine. X diye evet, evet, Twitter. Ama kaynıyor. Neden kaynadığını bu masada tüm detaylarıyla sizlere anlatacağız. Söz konusu yine Dilan Polat ve onun davası. Neler oluyor ya? Gerçekten neler oluyor? Vallahi neler oluyor yani, inanılır gibi değil. Yani fenomenler soruşturmasıyla ilgili dün akşam saatlerinde çok sıcak bir gelişme yaşandı. Dilan Engin Polat çiftinin efendim soruşturmasını yürüten savcının tayini çıktı. Savcı Bey aynı zamanda Şampiyonlar Ligi masasındaki 13 kişinin soruşturmasıyla da ilgili bir isim. Aynı zamanda Tayyar Özlem Öz çiftinin de soruşturmasına bakıyordu. Bu haberi de bizlere gazeteci Emrullah Erdinç paylaştı. Polat ailesi, Şampiyonlar Ligi masası ve Öz çifti soruşturmalarını yürüten savcı Gökalp Kökçü'nün tayini çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınarak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı. Peki bu ha, ne anlama geliyor? Tam senin haberinin üstüneyiz. Emrullah şu an telefon hattımızda. Bu önemli gelişme ne anlama çok geliyor? Kısa. Bu soruşturmanın seyrini nasıl değiştirir, tamam, nasıl tamam, etkiler? Tamam, bu soruları Emrullah'a soracağız. Emrullah'a hızlı sorup kısa kapatacağız. Çünkü Emrullah hemen soralım. Bu gelişme savcının tayini ne anlama geliyor? Nasıl okumalıyız bunu? Vallahi işin doğrusunu söylemek gerekirse önümüzdeki günlerde nasıl okuyacağımız daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Çünkü bilindiğiniz gibi soruşturma yürüten savcı bu iddianameye yazacak olan kişiydi ve ayrıca da soruşturmanın da hani büyüyüp başka gözaltına alacak kişilerin de dosya hakim olduğu için karar verecek isimdi. Fakat şimdi savcının görev yerinin değişmesi ve yerine yeni bir savcının daha henüz atanmadı. Büyük olasılıkla önümüzdeki hafta dosyaya başka bir savcı atanacak. Ve bu çerçevede de değerlendirdiğimiz zaman da hani o yeni gelen savcının dosya okuması, dosya hakim olması ve bununla birlikte yeni yol haritasının nasıl olacağını karar vermesi biraz zaman alacaktır. O yüzden de baktığımız zaman hani dosya önümüzdeki günlerde hani biraz daha ağır bir şekilde ilerleyeceğini söyleyebilirim. Biraz daha ağır ilerlemesi Polat çiftinin içeride daha çok kalması anlamına mı geliyor? Hayır. Daha çok kalması anlamına gelmeyecektir. Çünkü onlar sık sık böyle itiraz edecektir. Çünkü burada doğal olarak hani dosyaya şu an hakim olan savcının bir takım yerlerden talep ettiği yazılar vardı. Ve bununla birlikte MASAK raporları bilindiği gibi gelmedi. Henüz daha Polat şirketlerine ait onlar gelecekti. Tabii ki bu süreçlerine beklenecekti ama özellikle yasa dışı bahis konusunda bilindiği gibi Veysel Şahin ismi de dosyaya eklenmişti. Hı hı. Ama bununla ilgili olarak yeni bir operasyon yapılması anlamına geliyordu. Daha doğrusu bu şüphelinin de bir ifadesinin alınması anlamına geliyordu. O yüzden de hani ileriki yol haritasının özellikle yasa dışı bahis anlamında nasıl ilerleyeceğini biz de görmüş olacağız. Yılların tecrübesiyle ne öngörüyorsun? Yılların tecrübesiyle ne öngörüyorum? Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bu biraz hani tahminde bulunmak olur. Yani evet, öngörmek evet, dedim, yani dosyayı yanlış yönlendirmiş gibi olabiliriz. Ya da insanları yanlış bilgilendirmiş gibi olabiliriz. Ama hani bu saatten sonrasında hani bize hani sadece adalete güvenmekten başka evet, hiçbirimizin hani yapabileceği bir şey olmadığı için biz adalete yine güvencimizi hani koruyor olmamız hani gerekiyor. O yüzden de biz de bu dosyanın takipçisi olarak her gelişme yine bu şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Evet, Emrullah tabii ki adalete güveniyoruz ama kamuoyu dediğimiz grubun, topluluğun artık nabzını X'ten ya da Instagram'dan okuyup öğrenip değerlendirebiliyoruz. Orada atan nabız şu: yakında serbest kalırlar. Göreceğiz. Mutlaka dediğimiz gibi itirazlar yapılacaktır. Ama itirazları doğal olarak hani değerlendirmesini soruşturma yürüten savcı değil de Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi hakimlikleri bununla ilgili kararları veriyordu. Hı hı. Ama dediğim gibi burada en önemlisi delillerin tam olarak toparlanmasıydı. Şimdi o önümüzdeki süreçte delillerin yani dosya büyüyerek tam olarak hani toplanıp toplanmayacağını biz görmüş olacağız. Ona göre de hani bir bahsediyoruz yani bu yapının arkasında eğer kendi hani bir kara para iddiası hani varsa işte evet, hani o buzdağının hani altı ortaya çıkacak mıdır?
diye hep böyle konuştuğumuz noktasında savcının böyle hani görev edinin değişmesi ve tam da yasa dışı bahisle ilgili olarak soruşturmanın genişleyici aşamasında bu gelişmelerin yaşanıyor olması tabii ki üzücü. Sosyal medyada bunu hani görüyor. Oradaki artık vatandaşlar da bilinçli evet. olduğu için kendi bilinçli halleriyle tepkilerini dile getiriyorlar. Peki çok teşekkür ediyoruz Emrullah. Teşekkür ederiz Emrullah. Sağ ol, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdi tabii öngörü kısmı biraz riskli. Ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Tabii biz de bu sürecin takipçisi olacağız. Savcı, acaba diyorum Müge, bir de Murat Ağrel'i mi denesek? Murat Ağrel'in de bir yorumu vardır diye düşünüyorum. Evet. Bu süreci ilk baştan beri takip eden Feyza Altun'un yorumunu merak ediyorum. Feyza Altun'u da bir arayalım. Murat Savcının tayini ne anlama geliyor? Televizyonunu yeni açanlar için haberi tekrar edelim. Polat ailesi, Şampiyonlar Ligi masası ve öz çifti soruşturmalarını yürüten savcı Gökalp Kökçü'nün tayini çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınarak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı. Murat çok geç saatlere kadar çalıştığı için evet, mesaisi açmıyor olabilir. Evet, döner o şimdi bize. Ben şöyle yazayım. Peki sen bana mesaj atarken evet, diğer habere de geçebiliriz. Şimdi falcısına sormadan ben yani ne bileyim ben güldüm ama evlenmeyen gördük. Albüm çıkarmayan gördük. İmza atmayanı gördük. Sokağa adım atmayanı gördük. Cezaevindeyken falcısına ne olacak benim halim diye soranı ben ilk defa görüyorum, kendi adıma öyle söyleyeyim. Şimdi evet, ben de öyle. Bir de şöyle bir durum var. Yargıdan bir sonuç beklenirken, bu soru avukatlara sorulurken aradan astrolog çıktı ve serbest kalacağı vakti, evet, özgürlüğüne kavuşacağı vakti açıkladı. Hakimlerden, savcılardan, avukatlardan, hukuktan daha mı hızlı çalıştı? Eğer astrolog o tarihi de nokta atışı bilirse çağırıyorum, gelsin. Büyük meşhur olacak. Büyük meşhur İzleyelim olacak. İzleyelim haberi efendim. Evet, Habertürk'ten Ceylan Sever'e konuşmuş ama biraz daha güldüm gülmemin üstüne. Çünkü neden? Astrolog Hilal Saraç diyor ki ya Şubat'ta ya Mart'ta ya da Nisan'da çıkacak. Ben de ekleyeyim. Haziran'da, Temmuz'da, sen de ki Ağustos'ta, Eylül'de, Boğaç desin ki Ekim, senenin sonu geldi zaten. Ben şöyle söylemek istiyorum. Bütün Ocak ile Aralık ayı arasında bir yerde çıkacak. Öyle söyleyeyim sana. Ben daha geniş tutayım. Ocak ve Aralık. 2024'e kadar bir ara çıkacak. Astrolog yılda söylemedim. Mı diyeceğim yılda şimdi yani söylemedim. Önümüzde koca 3 ay. Ben de zannettim ki Nisan'ın 15 tarih verdi. Şimdi bunu birazdan konuşalım. Polat davasında savcı değişikliği oldu. Savcının tayini çıktı. Hemen avukat Özgecan Sırma'ya soralım. Bu ne anlıyor?